İnsancıl kuram. Şimdi insancıl kuram veya hümanist teori olarak bilinen bir başka kişilik kuramından bahsedelim. Ama başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kişilik kuramları birbirini dışlayan kuramlar değil. Biri diğerinden daha baskın veya daha iyi de değil. Bu kuramlar kişiliğin gelişimine ve insanlara bakmanın farklı yolları sadece. Hepsi de psikolojinin farklı dallarından geliyor. O yüzden hepsi farklı psikologların veya kuramcıların bakış açılarını yansıtıyor. Peki, insancıl kuram der ki, her birey hür iradeye sahiptir. Bu sayede kendimizi aktif olarak geliştirip potansiyelimize erişebiliyor ve öz gerçekleştirmeye ulaşabiliyoruz. O yüzden hür irade önemli bir terim. Ayrıca öz gerçekleştirme ya da kendini gerçekleştirme dendiğini de duyabilirsiniz. Kuramın tanımında yer alan terimlerden biri. Evet. Freud'un psikanalitik kuramı ile insancılık arasındaki en önemli fark, Freud'un kuramının determinist olmasıdır. Bu ne demek? Freud'un kuramına göre davranışlarımızı bilinç dışımız belirliyor. Ayrıca bu kuram herkese değil, zihinsel çatışmalar yaşayan bireylere odaklanıyor. İnsancıl kuramsa bilinç dışı üzerine değil, bilinç üzerine yoğunlaşıyor. Bu kurama göre insanlar iyi olarak doğuyor ve kendimizi gelişmeye sevk ediyoruz. Sürekli gelişmek istiyoruz çünkü amacımız kendini gerçekleştirmeye ulaşmak. Bu kuramın ilk önemli kuramcısı Abraham Maslow'du. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisini oluşturdu. Bu bir piramitti. Bunu bir piramitle gösterebiliriz. Tüm ihtiyaçlarımız bu piramitte üst üste sıralanmış. Maslow'a göre ilk olarak piramidin ilk basamağını oluşturan fizyolojik ihtiyaçlarımızı gidermek zorundayız. Sonra oradan yukarı ilerleyebiliriz. Fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra güvenlik ihtiyacımızı gidermemiz gerekir. Sonra aşk, sonra öz saygı gelir. Son olarak da kendini gerçekleştirme sağlanabilir. Bundan sonrası da yok zaten. Hepimiz kendimizi gerçekleştirebiliriz. Kendini gerçekleştirmiş kişilerin karakteristik özellikleri nelerdir? Öncelikle öz farkındalığa sahiptirler. Şefkatli ve bilgilidirler. İlgi alanları sorun odaklıdır. Tüm enerjilerini hayatlarının amacı olarak gördükleri göreve yoğunlaştırırlar. Hedefleri yüksektir. Yani hayatın temel ayrıntılarından ziyade büyük amaçlara yönelmişlerdir. Hayata dair basit ayrıntılara takılmazlar. Büyük hedefler için daima çaba sarf etmeye ve daha geniş düşünmeye çalışırlar. Masviye tezliği etmek istemiyorum ama <laughs> kendini gerçekleştirmeye nadiren ulaşılabiliyor. Maslow'a göre insanların sadece yüzde biri kendini gerçekleştirebiliyor. Ortalama insan kendini gerçekleştirmenin yollarını arıyor ama o noktaya hiç ulaşamayabiliyor. Eyvah eyvah günümüzün Martin Luther King'i, Mahatma Gandhi'si veya Rahibe Teresa'sı olmak için galiba hepimizin daha çok çaba sarf etmesi lazım. Bu isimler elbette kendilerini gerçekleştirebilmiş kişiler. Peki şimdi bu kuramın ikinci önemli kuramcısına bakalım. Carl Rogers. Carl Rogers Maslow'un fikrinden ve tarif ettiği niteliklerden hareketle şöyle diyor: Bu nitelikler yaşamın ilk dönemlerinde oluşur. Kendini gerçekleştirme sürekli bir büyüme sürecidir ancak büyümeye elverişli bir ortamda gelişebilir. Bu da önemli bir terim. Büyümeye elverişli ortam. Böyle bir ortamın kişinin kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olabilmesi için iki koşulun sağlanması gerekir. İlki şu. Büyüme ancak kişi samimi olursa beslenebilir. Yani bireyin içi dışı bir olmalıdır. Kişi sahici ve olduğu gibi olmalıdır. Sağlanması gereken ikinci koşulsa şu: Büyüme kabulden beslenir. Başkalarınca kabul edilmekten beslenir. Yani kişi başkalarınca kabul edilmeli, onlardan koşulsuz olumlu kabul görmelidir. Ne demek bu? Örneğin bir ebeveyn çocuğuna kızıp yaptığı yanlış bir şey için onu cezalandırabilir ama hala çocuğunu sevmekte ve ne olursa olsun hiçbir koşul gütmeden onu kabullenmektedir. Bu açık olmamızı sağlar. Yanlış bir şey yapacak olsak bile insanların bize başka türlü bakmasından korkmadan bir şeyler öğrenebilmemizi sağlar. Yani başkalarıyla samimi ilişkiler kurmak ve onlardan kabul görmek gerçek kendiliğimizin ideallerine göre yaşamamıza olanak sağlar. Diğer yandan bu ideal kendilik insanların nadiren üstesinden gelebildiği koşullar tarafından kuşatılmıştır. Maslow ve Rogers'a göre kişiliğimizin temel özelliklerinden biri öz kavramdır. Buna ancak büyümeye elverişli bu ortamda samimiyet ve kabul bir araya geldiğinde ulaşabiliriz. Bireyler olarak pozitif davranmaya ve dünyayı pozitif algılamaya çalışırız. Ve şu soruya yanıt ararız. Ben kimim? İnsancıl kuram işte bunu söylüyor.